Üzgünüz. Yani 82. dakikaya kadar önde giden bir takımımız vardı. İyi oynadığımız bölümler de vardı. Biz belki beraberliğe sevinmeyecekken maçı kaybettik. Çok üzüntülüyüz. Yani bir şanssızlıktır gidiyor. Fabrizio'nun hemen ikinci yarı maçta sakatlanması, mecbur kaldık, oyuncu değiştirdik. Sonrasında Berat'ın da kartı vardı. Yani belki ikinci golü bulacakken hiç olmayacak pozisyonda VAR'dan gelen bir karar. Penaltı. Arkasından yine bir yaptığımız bireysel hatta mağlup olduk. Ben kazanan takımı kutluyorum. Hakem arkadaşları da tebrik ediyorum. İyi yönetim gösterdiler. Bir şanssızlık var üzerimizde, öyle gidiyoruz. Kulübe gidince Murat Başkan'la bir ufak görüşme yapacağız. Hayırlısı neyse onu yapacağız. Gerekirse de kulübümüzün önünü açarız. Zor bir gündü bizim için aslında. Bugün buraya gelirken hem eksik kadromuz hem de tabii ki bundan önceki dönemde geçirdiğimiz yani 4 maçlık periyot, burada biraz özgüven eksikliği. Bugün bunu yenmek istiyorduk. Yani maçın başına da çok iyi başladık. Aslında bir 10 dakika, 15 dakikaya yakın çok iyi oynadık. Daha sonra Gençler Birliği'nin golü geldikten sonra biraz düşüşe girdik. İkinci yarı baktığımızda yaptığımız hamleler, giren oyuncular hücum anlamında bize rakip kaleye çok fazla götürdü. Gole çok yaklaştık. Önce penaltı, daha sonra Edin Üskan'ın attığı golle de maçı 2-1 lehimize çevirdik. Yani dediğim gibi çok zor bir gündü bugün. Çok önemliydi. Milli takım arasına kazanarak girmek çok önemliydi. Milli takım arasından sonra özellikle hem eksiklerimiz hem bize yeni katılacak arkadaşlarımız da çok daha güçlü bir takım olacağız ve çok daha hazır olacağız. Bu bizim için dediğim gibi bugün çok kritik bir gündü. Bu kritik günü kazanarak geçtiğimiz için önce oyuncularıma teşekkür ediyorum. Bütün emekleri için, verdikleri maçı çevirme adına verdikleri emekler için hepsine teşekkür ediyorum.